Herkese merhabalar. Eindhoven'a taşındığımızdan beri burada çok değişik konularda, çok değişik etkinliklerin yapıldığına şahit olduk. Bugün de, bu gece de o etkinliklerden birindeyiz. Eindhoven Glow Festival. Glow Festival, sanatçıların ışıkla, projeksiyon aletleriyle sanatlarını icra ettikleri bir festival aslında. Takip ettiğimiz bir rota var. Bu rotaya internetten bakabiliyoruz. İnternet sitesi var Glow Eindhoven'un. Aynı zamanda burada 2 euroya sesli rehber satın alabiliyoruz. Biz bu rehberi satın aldık. Bu rehber ve bu rotayı takip ederek şehirdeki lokasyonları ziyaret edip sanat eserlerini anlamaya çalışacağız. Anladığımız kadar da size de anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkamda Eindhoven'un çiple ve teknolojiyle ilişkisini anlatan 5 dakikalık bir video görüyorsunuz. Arkamda gördüğünüz kelebek yansımaları ünlü bir Çin hikayesinden alıntılanarak yapılmış. Şöyle ki ünlü bir Çin mitinde Tanrı yılın belli bir gününde kelebekler vasıtasıyla bir köprü oluşturarak bu birbirinden ayrı kalmış aşıkları, sevgilileri ve arkadaşları bir araya getirerek onların birbiriyle kavuşmasını sağlıyormuş. Arkamda gördüğünüz bu sanat da bunu ifade eden, bu hikayeden ilham alınarak yapılmış bir eser. Bu da şehirdeki insanların önemini anlatmak için yapılmış. Ellerinizle prizin ucuna dokunduğunuzda ışığı yakıyorsunuz. Yani Eindhoven insanlar olmadan bir şey ifade etmiyor gibi bir mesaj var arkasında. Burada da sanatçı küçük çocuklara böyle canavarlar çizdirmiş istedikleri gibi, yani istedikleri renkte ve bunları sonra dijitale dönüştürüp bu Eindhoven'ın en bilinen Van Abbe Müzesi'ne yansıtmış. Amaç da aslında sanatı çocuklara kadar indirebilmekmiş, dahil edebilmekmiş onları. Şu ana kadar en güzellerinden bir tanesi bence. Kesinlikle. Değil mi? Evet. İçi de çok güzeldi müzenin. Böyle güzel, korkutucu, hoş bir ses de var arka evet. Tarafta. Zaten görüntülerin seslerle desteklenmesi ayrıca hoş olmuş. Aynen. Takip ettiğimiz rota oldukça uzun. Şehrin her köşesinde neredeyse 100 metrede bir şey var ve dolayısıyla görülecek çok fazla şey var. Bu arkamda gördüğünüz de Litvanyalı bir milletvekiliyle Japon bir büyükelçinin beraberce 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıkları yardımı anlatan bir anıt.
şu an gördüğüm en güzellerinden birine doğru gidiyoruz. Bakalım uçak ne düşünecek, o görmedi. Bunun ismi Meryem'in Uyanışı ama yani tam olarak sanatçı ne anlatmak istemiş dinledim anlamadım. Yani birçok kadını yani 20'li yaşlardan 70 yaşına kadar birkaç portrede resmetmeye çalışmış. Ve böyle hani kilisenin önüne koyunca vesaire bence güzel bir görüntü olmuş. Sanatçı burada yine hiç aklımıza gelmeyecek bir şey yapmaya çalışmış. Domatesin sesini duyurmaya çalışmış. Burada yapraklara elektrot bağlayıp onları da analog synthesizer'a bağlamış. Ve şu an bize domatesin kendi sesini, büyürken çıkardığı sesi dinlettiğini söylüyorlar. Elektrot burada tam olarak ne yapıyor, tam olarak neyin sesini dinliyoruz bilmiyorum ama şu an domatesin sesini dinlediğimizi söylüyorlar. Evde 20 bin tane LED ışık kullanmışlar. Ve evi farklı konseptlere bürüyorlar.
Glow'u başladığımız yerde bitirdik. Şimdi eve döneceğiz. Yaklaşık 2,5 saat sürdü. Biraz daha fazla sürdü. Şehir hiç olmadığı kadar kalabalık. Eğer böyle etkinlikleri seviyorsanız, Eindhoven'a gelecekseniz bir sonraki seneyi takip edip bu tarihleri denk getirebilirsiniz. Bizim için farklı bir etkinlikti çünkü daha önce görmediğimiz bir konseptti bu. Bazı şeyleri anlamak için gerçekten çaba sarf etmek gerekti. Çünkü sanat gerçekten çok kolay anlaşılabilir bir şey değil bazen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz dediğim gibi şimdi eve dönüyoruz. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Siz de en azından Eindhoven'daki glow neye benziyor biraz görebilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.